Görünmez yüklerinizi fark edin. Hayatınızı farkında bile olmadan daha zor hale getiriyor olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte bir an önce sessizce uzaklaşmanız gereken şeyler. Her insan hayatında çeşitli yükler taşır. Ancak çoğumuz bu yüklerin farkında değiliz. Birçoğu görünmezdir çünkü zamanla alıştığımız, hatta içselleştirdiğimiz davranışlar, alışkanlıklar ve düşüncelerle kendilerini saklarlar. Bu görünmez yükler, psikolojik ve duygusal yüklerden başlayarak fiziksel sorumluluklara ve sosyal baskılara kadar uzanır. Bir insanın fark etmeden taşıdığı bu ağırlıklar, ruh halini etkiler, motivasyonunu düşürür ve enerjisini yavaş yavaş tüketir. Görünmez yüklerin en sinsi yanı, genellikle biz fark etmeden hayatımıza yerleşmeleridir. Günlük sorumluluklar, başkalarına olan bağımlılıklar ya da sosyal beklentiler, her biri küçük parçalar halinde üzerimize biner. Örneğin, sürekli olarak başkalarını memnun etme çabası, kendi istek ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize yol açar. İş yerinde ya da sosyal çevrenizde başkalarının sizden beklediği rolleri oynamak, uzun vadede bir başkası gibi yaşamaya başlamanıza neden olabilir. Bu durum, sizin kim olduğunuzu, gerçekten ne istediğinizi unutmanıza kadar gider. İşte bu noktada, görünmez yükler omuzlarınızdaki ağırlığa dönüşür. Görünmez yüklerin kaynakları: sosyal roller, aile içindeki roller, iş yerindeki pozisyonlar ya da sosyal çevrenizin sizden beklentileri kendinizden ödün vermenize neden olabilir. İyi bir çalışan, mükemmel bir anne baba ya da sadık bir arkadaş olma çabası çoğu zaman fark etmeden sizi sıkışmış hissettirebilir. Mükemmeliyetçilik, her işte en iyi olma arzusu zamanla ağır bir baskıya dönüşür. Bu yük hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi zorlar. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak, hayatın doğal akışında hissetmeniz gereken rahatlığı engeller ve sürekli bir stres kaynağına dönüşür. Başkalarının onayını arama. Sürekli başkalarının onayını alma ihtiyacı birçok insan için görünmez bir prangadır. Toplumun ya da sevdiklerinizin beklentilerine göre yaşamaya çalışmak, kendi isteklerinizi ve sınırlarınızı göz ardı etmenize yol açar. Kendi kendinize koyduğunuz engeller. Bilinçaltında var olan negatif düşünceler ya da kendinize koyduğunuz sınırlar da görünmez bir yük olabilir. Başarısız olacağım, yeterince iyi değilim ya da bu işi hak etmiyorum gibi düşünceler sizi fark etmeden geri çeker ve potansiyelinizi sınırlayabilir. Görünmez yüklerden kurtulmanın yolları: görünmez yüklerin farkına varmak, onların etkisinden kurtulmanın ilk adımıdır. İşte bu yükleri fark etmenize ve onlardan kurtulmanıza yardımcı olacak adımlar. Kendinizi sorgulayın. Hayatınızdaki yüklerin farkına varabilmek için önce kendinize şu soruları sormalısınız: bu yük gerçekten bana mı ait ve bu sorumluluğu taşımak benim için gerçekten gerekli mi? Başkalarının beklentilerine göre mi hareket ediyorsunuz, yoksa kendi istekleriniz doğrultusunda mı? Kendinizi tanıma yolculuğunda her şeyin bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu fark etmek önemlidir. Sınır koymayı öğrenin. Hayatınızda size ait olmayan sorumlulukları ya da yükleri taşımaktan vazgeçmek için hayır demeyi öğrenmelisiniz. Başkalarının sorunlarını çözme ya da onları memnun etme çabasına sürekli olarak dahil olmak sizin için gereksiz bir stres kaynağı olabilir. Önceliklerinizi belirleyin. Günlük hayatın karmaşasında neyin gerçekten önemli olduğunu belirlemek zor olabilir. Ancak hangi sorumlulukların sizin için anlamlı olduğunu fark ettiğinizde gereksiz olanlardan daha kolay uzaklaşabilirsiniz. Kendinize şu soruyu sormaktan çekinmeyin: bu benim hayatımı daha iyi hale getiriyor mu? Eğer cevabınız hayırsa, bu yükü taşımanıza gerek yoktur. Eski alışkanlıkları gözden geçirin. Günlük yaşamda fark etmeden birçok alışkanlık ediniyoruz. Bu alışkanlıkların bazıları faydalı olsa da çoğu zaman bize zarar verenleri de sürdürmeye devam ederiz. Örneğin sosyal medya bağımlılığı, her gün birileriyle kıyaslama yapma alışkanlığı ya da sürekli olumsuz düşünceler içinde kaybolmak görünmez yüklerin birer yansımasıdır. Hayatınızdaki görünmez yükleri fark ettiğinizde artık onları taşımak zorunda olmadığınızı da fark edeceksiniz. Bunu başarmak size özgürlüğün ve hafifliğin kapılarını aralar. Unutmayın, yüklerinizi azaltmak size daha fazlasını kazandırır. Daha fazla enerji, daha fazla zaman ve en önemlisi
kendinize ait daha fazla alan. Kendinizi bu yüklerden özgürleştirdiğinizde, yaşamınızın kontrolünü elinize alırsınız. Görünmez yükler sizi geride tutan en büyük engeller olabilir. Ancak farkında olursanız, onlardan kurtulmanız da bir o kadar mümkündür. Zihninizdeki gürültüyü susturun. Zihninizdeki gürültü aslında en büyük stres kaynağınız olabilir. Peki, bu gürültüyü nasıl sessizce hayatınızdan çıkarırsınız? Zihnimiz sürekli olarak kendimize fısıldayan, bizi sorgulayan, eleştiren ve yargılayan bir iç sesle doludur. Bu ses çoğu zaman farkında olmadığımız bir gürültü haline gelir. Gün boyunca durmaksızın düşünceler üretiriz. Bu düşünceler genellikle geçmişteki olaylar, gelecekteki olasılıklar ve şimdiki anın gereklilikleri arasında dağılır. Ancak bu karmaşanın içinde kaybolduğumuzda zihinsel huzurumuzu kaybederiz. Bir an bile durup iç sesimizi sorgulamazsak bu sürekli gürültü ruhsal ve duygusal dengemizi sarsabilir. Zihinsel gürültü sürekli olarak kendimize yönelttiğimiz eleştiriler, şüpheler ve korkularla beslenir. Yeterince iyi miyim, başarabilecek miyim, başkaları ne düşünecek gibi sorular zihnimizde yankılanırken bu soruların etkisi altında eziliriz. Oysa ki bu düşüncelerin çoğu kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanır. Stoacılara göre kontrolümüz dışındaki şeylere saplanıp kalmak yalnızca zaman kaybıdır ve bizi gerçek huzurdan uzaklaştırır. Zihinsel gürültünün kaynakları: sürekli endişe ve kaygılar. Zihnimizin en büyük gürültü kaynaklarından biri gelecekle ilgili duyduğumuz kaygılardır. Bu işte başarısız olursam ne yaparım gibi düşünceler henüz yaşanmamış olaylar hakkında gereksiz yere enerji harcamamıza neden olur. Bu endişeler çoğu zaman gerçekçi bile olmayan senaryolara dayanır ve bizi bir tür felaket düşüncesine sürükler. Bu tür düşünceler sadece zihinsel değil, fiziksel sağlığımızı da etkileyebilir, kalp atışlarımız hızlanır, uyku düzenimiz bozulur ve stres hormonlarımız artar. Geçmişteki hatalar ve pişmanlıklar, zihnimizi susturmanın önündeki diğer bir engel de geçmişte yaptığımız hatalara takılı kalmaktır. Geçmişteki olaylar üzerinde sürekli düşünmek, onları geri alamayacağımızı bilsek bile zihnimizde tekrar tekrar yaşamak bizi şu anın güzelliklerinden mahrum eder. Bu adeta zihinsel bir pranga gibidir. Olan biteni değiştiremesek de bu olaylar üzerine gereğinden fazla düşünmek hayatımızı daha da zorlaştırır. Kendi kendine konuşan eleştirel iç ses. Hepimiz içimizde bir eleştirmen taşırız. Bu iç ses zaman zaman motive edici olabilir, ancak çoğunlukla bizi yargılar ve eleştirir. Neden daha iyi yapmadın, neden yeterince başarılı değilsin gibi sürekli bir eleştiri zinciri özgüvenimizi zedeler. Bu eleştirmen bazen farkında bile olmadan kendi kendimize koyduğumuz bir engeldir. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğüne odaklanmak, bir diğer büyük gürültü kaynağı, sürekli başkalarının ne düşündüğüne dair duyduğumuz kaygıdır. Toplumun, arkadaşlarımızın ya da iş arkadaşlarımızın hakkımızda ne düşündüğüne o kadar çok odaklanırız ki, kendimizi başkalarının gözünden değerlendirmeye başlarız. Ancak bu tür bir dışa bağımlı düşünce tarzı, kişisel gelişimimizi ve iç huzurumuzu baltalar. İnsanların ne düşündüğü üzerindeki kontrolümüz sınırlıdır. Bu yüzden bu düşünceleri taşımak sadece zihinsel enerjimizi tüketir. Zihinsel gürültüyü susturmanın yolları: zihinsel karmaşayı susturmak kişisel bir farkındalık ve disiplin gerektirir. Bu süreç düşüncelerinizin kontrolünü ele almanızla başlar. İşte zihinsel gürültüyü nasıl etkisiz hale getirebileceğinizi gösterecek bazı yöntemler. Farkındalık ve meditasyon, zihinsel gürültüyü susturmanın en etkili yollarından biri, farkındalık, mindfulness uygulamalarıdır. Farkındalık, şimdiki anı yargısız bir şekilde gözlemlemek ve düşüncelerinizi sadece gelip geçen olarak kabul etmektir. Meditasyon, zihninizi sakinleştirir ve gereksiz düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Her gün birkaç dakika bile olsa meditasyon yapmak, zihinsel karmaşayı azaltır ve zihninizi sessizleştirir. Negatif düşünce kalıplarını tanıyın. Zihninizdeki gürültüye neden olan düşünce kalıplarını tanıyarak onları daha iyi yönetebilirsiniz. Olumsuz bir düşünce ortaya çıktığında onu sorgulamak önemlidir. Bu düşünce gerçek mi yoksa bir varsayım mı?
Gelecekteki bir felaketi düşünmek yerine şimdiki duruma odaklanmak gerekir. Negatif düşüncelerle yüzleşmek ve onların gerçekliğini sorgulamak zihinsel yükünüzü hafifletir. Geçmiş ve gelecekten uzaklaşmak, stoacılar, kontrol edemediğimiz şeylerle zihnimizi meşgul etmenin anlamsız olduğuna inanırlar. Geçmişte yaşananlar ya da gelecekte olacaklar üzerinde fazla düşünmek, şu anki enerjinizi boşa harcar. Zihninizi geçmiş ve gelecekten uzaklaştırıp şimdiki ana odaklanmak, huzurun anahtarıdır. Şu an ne yapıyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Zihninizi bu anın gerçekliğine geri getirmek, sizi gereksiz gürültüden kurtarır. Başkalarının düşüncelerini bırakın. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü sürekli düşünmekten vazgeçmek, zihinsel gürültüyü azaltmanın önemli bir yoludur. Başkalarının fikirleri üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını kabul etmek, sizi bu yükten özgürleştirir. Kendinize şunu hatırlatın, başkalarının düşünceleri beni tanımlamaz. Benim değerim, başkalarının beni nasıl gördüğüne bağlı değildir. Bu bilgileri faydalı bulduysan topluluğumuzu desteklemek için katıl üyesi olabilir veya süper teşekkür ile desteğini bize gösterebilirsin. Olumsuz iç sesi kontrol altına alın, kendinize karşı acımasız bir eleştirmen olmaktan vazgeçin. İç sesiniz ne kadar olumsuzsa kendinize olan güveniniz o kadar azalır. Bunun yerine iç sesinizi olumlu ve yapıcı bir hale getirmeye çalışın. Kendinize karşı daha şefkatli olun. Hatalarınızı kabullenin ancak onları bir öğrenme fırsatı olarak görün. Kendinizi sürekli eleştirmek yerine başarılarınızı da takdir edin. Zihinsel detoks. Tıpkı bedenimizi arındırmak için detoks yapmak gibi zihnimizi de düzenli olarak arındırmalıyız. Zihinsel detoks gereksiz bilgi akışını ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı içerir. Sosyal medya, televizyon ya da telefon gibi dikkat dağıtıcı etkenlerden uzak durmak, zihinsel gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Zihninize sadece gerçekten değerli ve faydalı bilgileri alarak gereksiz gürültüden kurtulabilirsiniz. Zihninizdeki gürültüyü susturmak, iç huzuru bulmanın temel adımlarından biridir. Zihinsel karmaşayı yönetmek, düşüncelerinize hakim olmanızı sağlar ve stresin, kaygının, pişmanlıkların sizi yönetmesine engel olur. Zihninizi sessizleştirdiğinizde daha berrak düşünmeye başlar ve enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere yönlendirebilirsiniz. Zihinsel gürültüden kurtulmak, kendinizi özgürleştirmek ve hayatınıza odaklanmak için atacağınız en büyük adımlardan biridir. Gereksiz ilişkilerden uzaklaşın. Hayatınıza katkı sunmayan insanlar fark etmeseniz de sizi aşağı çekiyor olabilir. Onlardan nasıl sessizce uzaklaşırsınız? İnsan ilişkileri yaşamın merkezinde yer alır ve bizi şekillendirir. Ancak her ilişki kişisel gelişimimize ve mutluluğumuza katkı sağlamaz. Bazı insanlar fark etmesek de bizi olumsuz etkiler, enerjimizi emer ve zamanla bizi tükenmiş hissettirebilir. Sosyal ilişkilerimizin kalitesi, ruh halimizi, üretkenliğimizi ve hatta hayatımıza bakış açımızı derinden etkiler. Bu nedenle çevremizdeki insanları dikkatle değerlendirmek ve yaşamımıza fayda sağlamayan ilişkilerden uzaklaşmak, kişisel gelişimimiz için kritik bir adımdır. Gereksiz sosyal bağlar, kişisel sınırlarımızı ihlal eder, bizi sürekli olarak kendimizi savunmaya ve yeniden inşa etmeye zorlar. Bu tür ilişkiler, enerjimizi tüketirken, kendi isteklerimize ve hedeflerimize ulaşmamızı engeller. İşte bu noktada, gereksiz ilişkilerden sessizce uzaklaşmayı öğrenmek, ruh sağlığımızı korumanın ve hayatımızda dengeyi sağlamanın en önemli yollarından biridir. Gereksiz ilişkilerin kaynakları, toksik ilişkiler. Hayatınızdaki bazı insanlar, farkında bile olmadan sürekli olarak negatif enerji yayar. Bu kişilerle her iletişim kurduğunuzda, kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz. Toksik ilişkiler, çoğu zaman manipülasyon, sürekli eleştiri, kıskançlık veya sürekli şikayet etme gibi olumsuz davranışlar sergileyen kişilerle kurduğumuz ilişkilerdir. Bu tür ilişkiler zamanla benlik saygınızı zedeler ve hayatınıza dair olumlu duygularınızı tüketir. Sürekli verici olmak. Bazı ilişkilerde sürekli olarak siz verici rolünde olabilirsiniz. Bu tür ilişkilerde hep veren taraf siz olurken karşı taraf sürekli alıcı konumundadır. Bu dengesizlik, İlişkide kendinizi yorgun ve kullanılmış hissetmenize neden olabilir. Sürekli karşılıksız verme eğilimi zamanla sizi duygusal olarak tükenmiş hissettirir.
Sağlıklı bir ilişki karşılıklı olmalıdır. Sadece bir tarafın fedakarlık yaptığı bir bağ sürdürülebilir değildir. Bağımlı ilişkiler. Bir diğer gereksiz ilişki türü ise bağımlı ilişkilerdir. Bu tür ilişkilerde bir kişi diğerine aşırı derecede bağımlı hale gelir ve kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Bağımlı bir ilişki, bireysel sınırları ihlal eder ve özgürlüğünüzü kısıtlar. Karşı tarafın sürekli desteğinize ihtiyaç duyması, kendi hayatınızı yaşamanıza engel olur. Bu tür bağımlılık, karşılıklı olarak iki tarafı da olumsuz etkiler ve sağlıksız bir ilişkinin göstergesidir. Sürekli eleştiren ve yargılayan kişiler. Hayatınızda sürekli olarak sizi eleştiren, yaptığınız her şeyi yargılayan insanlar olabilir. Bu kişiler, başarılarınızı küçümser, hatalarınızı sürekli dile getirir ve özgüveninizi zedeler. Eleştirinin dozu kaçtığında kişisel sınırlarınız ihlal edilir ve kendinizi sürekli savunma halinde bulursunuz. Bu da ilişkideki dengenin bozulmasına ve sizin sürekli olarak kendinizi yetersiz hissetmenize yol açar. İlişkilerde kırmızı bayraklar. Bir ilişkiye devam edip etmemeniz gerektiğini anlamanın bazı ipuçları vardır. Aşağıdaki işaretler, o kişinin hayatınıza olumlu katkı sunmadığını gösteren kırmızı bayraklar olabilir. Sürekli negatif geri bildirim, karşı taraf sürekli olarak olumsuz yorumlar yapıyorsa, yaptığınız her şeyde bir eksik buluyorsa, bu sağlıklı bir ilişki işareti değildir. Eleştirinin yapıcı olduğu durumlar vardır. Ancak sürekli negatif geri bildirim almak, zamanla duygusal olarak yıpratıcı hale gelir. Kıskançlık ve rekabet. Sağlıklı ilişkilerde insanlar birbirlerini destekler ve başarılarını kutlar. Ancak kıskançlık ve rekabet duyguları bir ilişkiye hakim olduğunda bu ilişki sağlıksız bir hal alır. Kendi başarılarınızı gizlemek zorunda hissediyorsanız bu kişinin hayatınızda olmasına gerek olup olmadığını sorgulamanın zamanı gelmiştir. Sürekli dramatik anlar. Bazı insanlar hayatlarında sürekli drama yaratırlar. Bu tür kişilerle olan ilişkilerde her şey büyük bir krize dönüşebilir. Sürekli bir şeylerden şikayet etmek, her durumu dramatize etmek, sizin üzerinizde büyük bir duygusal yük oluşturur. Bu tür bir ilişki sizi yorucu bir döngünün içine hapseder. Kendinizi yetersiz hissetme. Bir ilişkide kendinizi sürekli olarak yetersiz, eksik ya da değersiz hissetmeye başlıyorsanız, bu ciddi bir işarettir. Sağlıklı bir ilişki, sizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürmeli, destekleyici ve motive edici olmalıdır. Eğer bir kişi sürekli olarak özgüveninizi zedeliyorsa, o ilişkiden uzaklaşmanın vakti gelmiştir. Gereksiz ilişkilerden uzaklaşmanın yolları. Hayatınızdaki gereksiz ilişkileri fark ettiğinizde, onlardan nasıl uzaklaşacağınızı bilmek de önemlidir. Bu süreç bazen zor olabilir. Ancak uzun vadede size büyük bir rahatlama ve duygusal özgürlük sağlar. İşte gereksiz ilişkilerden uzaklaşmanın yolları, sınırlar koyun. İlk adım, duygusal sınırlarınızı net bir şekilde belirlemektir. Karşı tarafın sürekli sizi kullanmasına veya enerjinizi tüketmesine izin vermemek için sınırlar çizmek önemlidir. Sınırlar, bir ilişkiye saygı çerçevesinde devam etmenin temelidir. Kendi alanınıza ve duygusal ihtiyaçlarınıza saygı duyulmasını talep etmek, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Zamanı azaltın. Gereksiz bir ilişkiden tamamen kopmadan önce, o kişiyle geçirdiğiniz zamanı kademeli olarak azaltabilirsiniz. Bu süreç, ani bir kopuşun getireceği duygusal sarsıntıyı önler ve yavaş yavaş o kişiden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Duygusal bağımlılığı azaltın. Eğer bir ilişki bağımlı hale gelmişse, duygusal olarak o kişiden bağımsızlaşmaya çalışın. Kendi başınıza zaman geçirmek, hobilerinize ve kişisel ilgi alanlarınıza odaklanmak, bu bağımlılığı azaltmanın yollarından biridir. Kendinizi yeniden keşfetmek ve bireysel olarak güçlenmek, sağlıksız ilişkilerden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Sessizce uzaklaşın. Her ilişkiden dramatik bir şekilde ayrılmak zorunda değilsiniz. Bazı ilişkilerde, doğal bir şekilde zamanla uzaklaşmak en iyi çözüm olabilir. Gereksiz bir ilişkiyi sonlandırmanın en sağlıklı yollarından biri, karşı tarafla olan iletişimi yavaş yavaş azaltmak ve mesafeyi artırmaktır. Zamanla bu uzaklaşma kendiliğinden gerçekleşir. Dürüst olun. Eğer bir ilişkiyi sonlandırmaya karar verdiyseniz, karşı tarafa dürüst ve saygılı bir şekilde bunu ifade etmek önemlidir.
Suçlayıcı bir dil kullanmadan kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı dile getirin. Bu ilişki bana artık iyi gelmiyor ya da kendi yoluma odaklanmam gerekiyor gibi samimi açıklamalarla karşı tarafa durumu net bir şekilde anlatabilirsiniz. Gereksiz ilişkilerden uzaklaşmak, duygusal sağlığınızı korumanın ve kendinize ait bir alan yaratmanın en önemli yollarından biridir. Hayatınızdaki insanlar sizi desteklemeli, motive etmeli ve büyümenize yardımcı olmalıdır. Eğer bir ilişki sürekli olarak sizi aşağı çekiyorsa, bu bağı değerlendirmenin ve gerekirse sessizce uzaklaşmanın zamanı gelmiştir. Unutmayın ki her etkileşim size ya bir şey katar ya da bir şey alır. Kendi sınırlarınızı koruyarak, hayatınızda yalnızca sizi ileriye taşıyan ilişkilere yer vermek, uzun vadede mutluluğunuzu artıracaktır. Maddi fazlalıklardan kurtulun. Maddi yükler zihinsel yüklerinizi de artırıyor olabilir. Gereksiz eşyalarınız dolaylı olarak sizi nasıl daha da yoruyor? Günümüz dünyasında maddi şeylere olan bağlılığımız ve sahip olma arzumuz hayatımızı karmaşık hale getirebilir. Birçok insan sahip oldukları eşyaların yaşamlarına anlam kattığını düşünse de bazen bu eşyalar ruhsal ve zihinsel yüklerin artmasına neden olabilir. Fazla eşyalar sadece fiziksel alanı işgal etmekle kalmaz, aynı zamanda zihnimizde de karmaşaya yol açar. İnsanoğlu sahip olduğu şeylerle özdeşleşmeye eğilimlidir. Ancak bu durum zamanla daha fazla stres ve kaygı yaratabilir. Minimalizm, stoacılıkla güçlü bir ilişki içindedir ve gereksizliklerden arınmayı öğütler. Stoacılar, insanların gerçek huzuru bulmaları için karmaşadan kaçınmaları gerektiğine inanırlar. Bu bölümde hayatınızdaki maddi fazlalıklardan kurtulmanın yollarını keşfedecek ve nasıl daha huzurlu bir yaşam sürebileceğinizi öğreneceksiniz. Fazlalıkların zihinsel ve fiziksel etkileri, görsel karmaşa. Etrafımızda çok fazla eşya olduğunda görsel karmaşa artar. Eşyaların arasında kaybolmuş hissederiz ve bu durum zihnimizdeki düzeni bozar. İnsanın gözüne hitap eden bir ortam daha huzurlu bir ruh hali sağlar. Ancak fazlalıklar göz yorucu bir karmaşa yaratır ve bu da ruhsal gerginliğe neden olabilir. Buraya kadar dinlediğim bilgileri faydalı buldun mu? Eğer bulduysan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olmayı düşünebilirsin. Duygusal bağlar. Bazı eşyalar geçmişteki anıları hatırlatır. Bu eşyaları atmak duygusal olarak zorlu bir süreç olabilir. Ancak geçmişe olan bu bağlılık ilerlememizi engelleyebilir. Eşyaların duygusal yükü zamanla üzerimizde baskı oluşturur. Anılara sahip olmak güzel olabilir, ancak bu anıları hatırlatacak eşyaların sayısının sınırlı tutulması zihinsel sağlığınız için daha iyidir. Karar yorgunluğu. Sahip olduğunuz fazladan eşyalar her gün karar verme sürecinizi zorlaştırır. Ne giyeceğinize ya da hangi eşyayı kullanacağınıza karar vermek fazlalıklar arasında kaybolmanızı sağlar. Bu tür kararlar özellikle sabahları zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Karar yorgunluğu günlük hayatınızda önemli seçimlerde dahi etkili olabilir. Gereksiz seçimler yapmak zorunda kalmak zihinsel enerjinizi tüketir. Minimalizmin faydaları. Minimalizm, daha az eşya ile yaşamayı ve bu sayede zihinsel ve duygusal yüklerden kurtulmayı teşvik eder. İşte minimalizmin sağladığı bazı faydalar. Daha fazla alan, fazlalıklardan kurtulmak fiziksel alanınızı açar. Daha az eşya, daha fazla boş alan demektir. Bu boş alan hem fiziksel hem de zihinsel huzur sağlar. Geniş ve düzenli bir yaşam alanı rahat bir yaşam sürmenizi sağlar. Daha az stres. Eşyalarınızın sayısını azalttığınızda, bakımını yapmak zorunda olduğunuz şeylerin de sayısı azalır. Daha az eşya, daha az sorumluluk ve dolayısıyla daha az stres anlamına gelir. Bu, günlük yaşamda daha huzurlu bir deneyim yaşamanıza olanak tanır. Daha fazla zaman. Gereksiz eşyaları düzenlemek, temizlemek ve bakımını yapmak için harcanan zaman azalır. Daha az eşya, daha fazla zaman kazandırır. Bu zaman, kişisel gelişim ve hobileriniz için kullanılabilir. Daha fazla zihinsel huzur. Fiziksel fazlalıklardan kurtulmak, zihinsel olarak da arınmanıza yardımcı olur. Gereksiz düşüncelerden ve yüklerden arınmak, daha net bir zihin yapısına sahip olmanıza ve huzuru bulmanıza yardımcı olur. Minimalizm,
zihinsel karmaşayı ortadan kaldırır. Eşyalarınızla ilişkinizi gözden geçirin. Maddi fazlalıklardan kurtulmak için öncelikle eşyalarınıza olan ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekir. Hangi eşyaların sizin için değerli olduğunu anlamak, gereksizliklerden arınma sürecinin ilk adımıdır. İşte eşyalarınızla olan ilişkinizi değerlendirmenin yolları. Duygusal bağ. Bazı eşyaların geçmişteki anılarla güçlü bir bağı olabilir. Ancak her anıyı hatırlatacak bir eşya bulundurmak zorunda değilsiniz. Bu eşyalara nasıl bir duygusal bağ kurduğunuzu değerlendirin. Sizi mutlu eden ve olumlu anılarla ilişkilendirdiğiniz eşyalar saklanabilir. Ancak sadece nostaljik nedenlerle tuttuğunuz eşyaları atmanın zamanı gelmiştir. Eşya sayısı. Eşya sayınızın farkında olun. Fazla sayıda eşya bulundurmak, fiziksel alanın yanı sıra zihinsel karmaşayı da artırır. Daha az eşya ile daha düzenli ve temiz bir ortam yaratabilirsiniz. Bu da ruhsal sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Gereksiz eşyalardan kurtulma yöntemleri. Eşyalarınızdan kurtulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Bir giriş, bir çıkış kuralı. Yeni bir eşya aldığınızda bir tane fazladan eşyayı hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Bu kural, eşyalarınızın sayısını kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Her yeni eşya gereksiz fazlalık yaratma riski taşır. Bu nedenle yeni bir şey aldığınızda eski bir eşyayı bırakmak en mantıklısıdır. Bağış yapın. Kullanmadığınız eşyaları başkalarıyla paylaşmak hem başkalarına fayda sağlar hem de sizi fazlalıklardan kurtarır. İhtiyaç sahiplerine bağış yaparak bu eşyaların başka hayatlarda değer bulmasını sağlayabilirsiniz. Eşyalarınızın başkalarına faydalı olabileceğini düşünmek, duygusal olarak da tatmin edici bir deneyimdir. Satış yapın. Kullanmadığınız ama hala değerli olduğunu düşündüğünüz eşyaları ikinci el pazarlarında satabilirsiniz. Bu, hem fazlalıklardan kurtulmanızı sağlar, hem de ek gelir elde etmenize yardımcı olur. Kullanmadığınız eşyalar başka biri için değerli olabilir. Dijitalleşme. Belgeler, fotoğraflar ve diğer materyalleri dijitalleştirerek fiziksel alanınızı boşaltabilirsiniz. Dijital ortamda saklanan belgeler fiziksel yükünüzü azaltır ve kolayca erişilebilir hale gelir. Bu yöntem hem yerden tasarruf sağlar hem de bilgiye ulaşımınızı kolaylaştırır. Maddi fazlalıklardan kurtulmak sadece fiziksel alanınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da olumlu yönde etkiler. Minimalist bir yaşam tarzı benimsemek, huzurlu bir zihin yapısına ulaşmanıza yardımcı olur. Fazlalıkların getirdiği karmaşa ve stres, yaşam kalitenizi düşürürken düzenli bir yaşam alanı, ruhsal dinginlik sağlar. Unutmayın ki sahip olduğunuz şeylerle değil, hayatınızdaki değerli deneyimlerle dolu bir yaşam kurmak gerçek mutluluğun anahtarıdır. Gereksiz eşyaları atmak, özgürlüğünüzü yeniden kazanmanın ve ruhsal sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.